Çok teşekkür ederiz. Tabii Tofaş çok güzel bir sezon açılışıyla birlikte aslında merhaba dedi yeni sezona. Ve orada da gördük ki seyirci anlamında da çok büyük bir potansiyel var. Ve Türk basketbolu son yıllarda gerçekten tribün görselliği konusunda bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Ve çok ciddi bir itici güç oluyor. Fikstürün ne kadar zor olduğundan bahsediyorduk ama sizin gözünüzde Tofaş sezona nasıl başladı? Nasıl maçlar oynadı? Ben hani bu sezonun başlangıcından önce biraz geriye gitmek istiyorum. Tabii. Aslında önemli bence. Basketbol severlere biz zaman zaman bu mesajları verdik ama aracımızda da iletmekte fayda var. Şimdi biz yeni bir değişimden yeni bir ekip kurduk. Takımımızı onun elinin liderliğinde ve onun teknik ekibiyle beraber. Geçen sene ikinci ligde olurken bile aslında birinci lige ait biraz orta vadesi başarıya ulaşacak bir takım oluşturduk. Hı hı. Bu sene de zaten bu kadromuza biz 3 tane yabancı oyuncu ekleyerek sezona başladık. Tabii ki bizim amacımız günlük değil. Yani öncelikle bir orta vadeli planımız var. Daha sonra uzun vadeli hedeflerimiz var. Biz Bursa'da basketbolun yaşandığı yer değişti. Belki Galatasaray maçında basketbol severler izlediler. Yeni bir salonda oynanıyor. Tofaş Spor Salonu burası. Oldukça güzel bir salon. Biz şimdi basketbolun bu yaşantı konseptini de değiştirmek istiyoruz. Bu konuda zaten Sportsnet firması bize çok destek veriyor. Çok da iyi bir ürün çıkacağına inanıyoruz biz. Şimdi işin basketbol tarafında biz sezona biraz zor bir fikstürle başlıyoruz. Hani bu evet, bu söylemesi kolay bir şey belki ama bardağın dolu tarafında da buradan iyi maçlar çıkararak getirirsek veya ne bileyim bundan bir galibiyet alabilseydik bu bize büyük katkı sağlayacaktı. Ama bu oynadığımız önemli maçlarda biz takımın üst seviyedeki eksiklerini görüyoruz. Ne yapabileceğimizi görüyoruz. Seyircimizle olan bağımızı kuruyoruz. Bursa şehirde tekrar bir bağ kuruyoruz. Darüşşafaka'yı da Galatasaray'ı da aşağı yukarı aynı tarz bir oyunla kaybettik diyebilirim. Galatasaray maçını biraz daha iyi oynadık. İki maçında üçüncü çeyreklerini kötü oynadık. İki maçta da transition defansta sıkıntılarımız olduğunu gördük. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama çok net bir potansiyelimiz var. Biz burada hem yabancı oyuncularımıza çok güveniyoruz ama asıl güvendiğimiz yer Türk oyuncu rosterımız. Burada 4 tane Kaya gibi, Caner gibi, Barış gibi, Ümit gibi çok kıymetli veteranlarımız var. 4 tane de işte Muhsin, Kadir, Yiğit ve Berkan. Türk basketbolunun geleceğinde çok önemli yerlerde olacak oyuncularımız var. Tabii burada Orhun Ene'ye ve ekibine çok inanıyoruz. Onlar bu ekibi yetiştirmek, geliştirmek ve verim alma anlamında çok ciddi mesai harcıyorlar. Şimdi bizim için her maç önemli. Yani Galatasaray maçı derinliği olan bir takım, zor bir kadro, çok tecrübeli bir kadro. Çok iyi bir koç tabii kenarda ama kazanabilirdik. O maçtan aldığımız çok iyi dersler var bizim. Hatta bugün aşağı yukarı 1,5 saatlik bir toplantı yaptık koç oyuncularla. Bardağın dolu tarafında da güzel bir ortam yarattığımızı görüyoruz. Seyircimizin desteğini görüyoruz. Takımımızdaki potansiyeli gördük maçın büyük bir kısmında. Dolayısıyla işte basketbol sezonu tabii uzun bir sezon. Sizlerin çok iyi bildiği gibi. Üstüne koyarak, her gün üstüne koyarak, maç maç düşünerek sezon sonunda olmamız gereken en iyi yere gelmeyi istiyoruz açıkçası. Tabii hiçbir takımın istemeyeceği şeylerden biridir erken yol ayrılıkları ki Tofaş da böyle bir durumla karşılaştı Hamilton konusunda. Peki Tofaş'ın bir B planı hazır mıydı yoksa o plan şu anda oluşmaya mı çalışıyor? Öncelikle ben niye ayrıldık onu anlatayım. Tabii. Çünkü bu sizin dediğinizi ben herkes bana soruyor. Ya daha birinci maç oynadınız, ikinci maçta zaten Jordan Hamilton kadro değildi. Bu basketbolu takip edenler için belki birinci maç, ikinci maç ama bizim için Ağustos'tan beri gelen bir süreç. Bizim kulüp organizasyonumuz, gerekse teknik ekibimizin bilgisi ve tecrübesi bu Ağustos'tan süre gelen süreçte herhangi bir oyuncuyu veya takımı değerlendirmek için yeterli seviyede. Dolayısıyla burada Jordan Hamilton, ben programı da takip ediyorum. Yani background'ına baktığınızda aslında bir hani bir steel der Amerikalıların tabiriyle steel bir oyuncu gibi gözüküyor. Birinci round pick,
20. sıra Texas Üniversitesi, işte 150 civarı NBA maçı oynamış. Enteresan bir oyuncu ama işte NBA basketbolu, Amerika'daki o basketbol bazen Avrupa'nın üst liglerine uymuyor. Bu normal bir şey yani, bu kriz gibi değil ama olabilecek bir şeydi bu. Jordan'da biz bunu yaşadık. Çok denemeler yapıldı. Coaching staff orada çok efor sarf etti. Kendisi de adım attı ama geldiğimiz yerde bizde bir yabancı oyuncunun vereceği katkıyı veremiyor. Dolayısıyla biz iki taraf için de ayrılmanın uygun olduğunu gördük. B planı üzerinde çalışıyoruz. Bu akşam itibarıyla bir sonuç alabiliriz bundan. Kolay değil. Burada tabii NBA kampının, yani veteran kampının son haftası yaşanıyor. Oradan bazı kesilmiş oyuncular var. Şu an boşta olan oyuncular var. Biz teknik ekibimizin isteği doğrultusunda takımımıza uyabilecek, fayda verecek. Yani çünkü sezon içi şu an biliyorsunuz önemli maçlar oynanıyor. Böyle evet, çok acemi bir oyuncu almak da doğru olmayacaktır. En doğru ismi 24 saat içinde kadromuza dahil etmeye çalışacağız. Sayın Öngören, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler.